Herkese selamlar. Bugün liyakatın, geleceği planlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir ipucuyla karşı karşıyayız. Bu zihinsel antrenmanı sizinle birlikte yapalım. Siz de görüşlerinizi yazın ve söyleyin. Türk futbolu çok kaotik bir dönemden geçiyor. Aslına bakarsanız uzun senelerdir iyi yönetilmiyoruz. Ancak artık bardak taştı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Benim canım istedi, ben öyle yaptım, ben o öyle uygun gördüm, federasyon da benim arkamda" diyerek yaptığı hakem kıyımı etkilerini, yıkıcı etkilerini sürdürüyor. Ferhat Gündoğdu aslında hakemleri görevden almadı, çünkü "ben yaptım" diyor. Muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu da görevden alıyor. Nasıl mı? Tahkim kurulu kararı ile bu hakemler çıkartıldıkları klasmana geri döndüler. Tahkim kurulunun verdiği bu kararın hukuki olup olmadığı, doğru olup olmadığı tartışılmadı. Tahkim kurulunu yöneten insanların Göksel Gümüşdağ'ın adamları olduğu ve bu yüzden bu kararı verdikleri konuşuldu. Zaten bu kadar çok hakem biçimsiz bir tarihte görevden el çektirilince hür iradesiyle düşünen, üreten, analiz yapan Ferhat Gündoğdu tarafından, ya bir hakemin doğru söylememesi kadar kötü bir şey olabilir mi ya, bir hakimin, bir hakemin? Ferhat Gündoğdu dedi ki "bana kimse karışmadı" diye Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı listeyi ben 19 Ekim'de açıklamıştım. Tekrar dönelim hemen hiç uzatmadan. Cüneyt Çakır'ın fendi alayını yendi. Nasıl mı oldu? Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en başarılı hakem listesinde hep zirvede. İkinci olur, üçüncü olur, beşinci olur ama ilk onda. Dünyanın aldığı görevler bakımından en fazla sorumluluk yüklenmiş hakemlerinden biri. Kimin eseri? Türk futbolunun eseri. Kimisi der ki torpille yolu açıldı, kimisi der ki futbol görüşüyle. Ama tartışılmaz bir gerçek var. Dünya futbolunda Cüneyt Çakır'ın bir karşılığı var. Ferhat Gündoğdu, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen gibi FIFA kokartını üçüne kendisi takmışken devam ediyor bu kardeşlerimiz deyip 8 Mart'ta görevine son verince insanlar şunu dedi: "Bunlar şike mi yaptı? Bunlar maç manipülasyonu mu yaptı?" Ferhat Gündoğdu, "hayır, illegal hiçbir örgütle ilgisi yok, bahisle arkadaşı yok, işi yok bu arkadaşların" dedi. "Ama rol model olan arkadaşlar bizi takmıyorlar, arkadaşlarını olumsuz etkiliyorlar" dedi. "Arkadaşlarını olumsuz etkilerken acaba şey mi yapıyorlardı, yani şu maçı şöyle yönet, böyle yönet mi diyorlardı, bilemiyoruz." Öyle dişi laflar etti ki hem kendi başını belaya soktu hem Türkiye Futbol Federasyonu. Nasıl mı soktu? Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, yarı finaller yönetmiş, çeyrek finaller yönetmiş, Dünya Kupası yarı finaller finali yönetmiş. Pek çok ülkeden davet alarak o ülkenin finallerini yönetmiş Cüneyt Çakır. Şimdi işsiz kaldı ya, artık bir daha ona maç verilmeyecek ya. Hani Ferhat Gündoğdu Cüneyt Çakır'dan intikam alır gibi Dünya Kupası'na gitmenin önünü kesecek. Dünyadaki ilk hakemlerden biri olmanın önünü kesti ya. Oyunu bozan birileri var. Çünkü Cüneyt Çakır artık sadece Türk futboluna ait değil. Cüneyt Çakır'ın dünya futbolunda da bağlantıları var. Çünkü onun da uluslararası mentörleri var. Onu çok büyük maçlara atayan, ona çok güvenen, hakemliğine güvenen insanlar var. Bunlardan bir tanesi Collina, bir tanesi Rosetti. Hem Türk futboluna hizmet ettiler, hem uluslararası ilişkilerinde Cüneyt Çakır'dan faydalandılar. Onlar soruyorlar ne oldu diye. Olmadı diyorlar. O zaman diyorlar ki ya biz bir Cüneyt'e bir sahip çıkalım, bir şey yapmak lazım. İsviçre Futbol Federasyonu'yla ilişkiye geçiyorlar. Diyorlar ki yani Cüneyt, İsviçre Futbol Federasyonu FIFA'ya başvuruyor. Biz Cüneyt Çakır'la devam etmek istiyoruz. Cüneyt Çakır uygun mudur? Bizce uygundur. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin al diyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı yazılıyor ve resmen bugün medyaya düştü. Deniz Çoban'ın aracılığıyla. Şahane haber. Ben yapmayı çok isterdim. Şimdi ne olacak? Siz olsanız ne yapardınız? Görevine mi son verirdiniz Cüneyt Çakır'a? Öyle bir şey olamaz. Gitmesin mi derdiniz?
Yo, Cüneyt Çakır'ı biz kullanacağız, biz görev vereceğiz mi derdiniz? Yoksa gitsin orada yönetsin mi dersiniz? Aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık. Biz maç yönettirmiyoruz, siz de maç yönetmesine izin vermiyoruz derseniz sizin derdiniz Türk hakemliği değil, Cüneyt Çakır'la kişisel hesaplaşmadır. Siz İsviçre Futbol Federasyonu'na tamam derseniz sizde yönetsin. Niye Türkiye'de yönettirmiyorsunuz diye sorarız. Perişan oldular. Ne karar verirlerse versinler, biz Türkiye'de yönettireceğiz kardeşim derlerse de, kardeşim niye öyle hava yapıyordunuz bir daha maç yönettirmeyeceğiz diye. Şimdi Cüneyt Çakır İsviçre'ye giderse, İsviçre Ligi'nde maçları yönettikten sonra Dünya Kupası'nda düdük çalarsa, Ferhat Gündoğdu bundan gurur duyabilir mi? Nihat Özdemir bundan gurur duyabilir mi? Nihat Özdemir Ferhat Gündoğdu'yu atayarak doğru yaptığını düşünüyorum. Mehmet Baykan'la başladı istifa. Mehmet Baykan bu sürecin hukuki olmadığını, muhalif olduğunu bu karara, bu toptancılığa, talimatlara aykırılıklar barındırdığını söyleyerek istifa etti. Bu kadar büyük bir yanlışı yapan Ferhat Gündoğdu niye istifa etmiyor? Çok muhteşem karar verdik. Biz doldurun o zaman altını. Deyin ki ya Cüneyt Çakır'ı biz bu yüzden kestik. Ya biz Türk hakemliğini çok önemsiyoruz. Dünya Kupası finalinde bir Türk'ün görev yapması için bir 4 sene 5 sene daha bekleyelim. Cüneyt gitmese de olur dedik deyin. Ne hakkınız varsa. Şöyle de bir durum var. İstifa etmeden gidemiyorlar mesela yani. Bu nasıl oluyorsa yani Türkiye Futbol Federasyonu atıyor ama onların istifa etmesi gerek. Hiç Dünya Kupası finali seyreden var mı? Dünya Kupası yarı finali seyreden var mı? Şampiyonlar Ligi finali seyreden var mı bilmiyorum bu MHK yönetiminde ama Cüneyt Çakır bunların hepsinde orada oldu. Cüneyt Çakır'ı eleştireceğimiz onlarca maç bulabiliriz ama bu nedir ya? Siz Collina'yı mı yok sayacaksınız? Zuru Rossetti'yi mi yok sayacaksınız? UEFA'yı mı yok sayacaksınız? Kimi yok sayacaksınız? Siz kendi imzanızı yok sayıyorsunuz. Ocak'ta ben FIFA listesine verdim bu üç isim var. Mart'ta canım istedi bunların hepsini attım diyorsunuz. Böyle bir yönetim tarzı dünyanın hiçbir yerinde saygı görmez, kabul görmez. Ben tahmin ediyorum ki federasyonun gidiş süreci başlamıştır. Cüneyt Çakır hiçbir şey yapmadan Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bu iş bilmezliği karşısında federasyonu yıkıma götüren özne olmuştur. Sadece hakem organizasyonu değil. Öyle bir organizasyon ki bu. Cüneyt Çakır'ın benim maçıma vermeyin. Verirseniz sahaya çıkmam diyen Tahir Kıran bile ben Cüneyt Çakır'a üzüldüm. Dünya Kupası'nda görev almasını isterdim diyor. Siz Dünya Kupası'nda görev yapabilecek bir hakemin kalemini kuruyorsunuz. Ne o? Mühürsüzde sultan olsunuz. Oldu. Şimdi göreceğiz bakalım. Gönderirseniz bir dert. Göndermeyip Türkiye'de yönettirirseniz bir dert. Hiç göndermezseniz ve maç da vermezseniz bir başka dert. Siz neye hizmet ediyorsunuz? Cüneyt Çakır'la düşmanlığınız nedir? Bunu anlatmak zorunda kalacaksınız. Görüşmek üzere.